sevgili izleyiciler, Şehirden Haberler programıyla karşınızdayız. Biz yine İzmir'deki çekimlerimize devam ediyoruz. Bu kez İzmir Tire'de çok şirin, çok güzel, manzarası mükemmel olan bir kafedeyiz. Yanımda iki tane girişimci var. Yüksel Bey ve Büşra Hanım. Kendilerini biraz kısacık tanıyalım öncelikle. Büşra Hanım'dan başlayalım. Büşra Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Siz hoş bulduk. Teşekkürler. Kısacık kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Büşra ben. 24 yaşındayım. Aslen buralı sayılırım. Küçük bir işletmemiz var. Bu kadar. Çok güzel. Yüksel Bey, siz de tanıyalım mı? Merhabalar, ben Yüksel. 26 yaşındayım. Ben de aslen Tireliyim. Aslında illüstrasyon sanatçısıyım. Arkadaşımın hayalleri veya benim hayallerim üzerine bu minik kafeyi kurduk ve buradan artık devam ediyoruz. Gerçekten çok güzel, çok sıcak bir ortam ve muhteşem bir manzarası var. Gelip görmenizi tavsiye ediyoruz. Peki, iki arkadaş olarak size sorayım Büşra Hanım. Burayı açmak, bu sektöre girmek nereden aklınıza geldi? Biz küçük bir dünya yaratalım istedik aslında. Kahve, kitap, biraz huzur. Birçok şeyi dışarıda bırakabilecek bir dünyaydı bu. Ve hepsi birleşince de bu oldu aslında. Çok güzel. Güzel Bey, ürün çeşitliliğinizden de bahseder misiniz? Şu şekilde kahve karavanıyız aslında. Ona daha çok ağırlık veriyoruz. Espresso bazlı kahvelerimiz, dünya filtre kahvelerimiz daha çok onlar üzerinde yoğunlaşıyoruz. Peki bu ürünleri nasıl tedarik ediyorsunuz? Özellikle ürün seçiminde nelere dikkat ediyorsunuz? Kendi toptancılarımız var. Onlarla konuşup kavrulma dereceleri, özellikle çekirdeklerin, onların dikkate alıp uygun şekillerde demleme sistemlerini kuruyoruz. Çok güzel. Peki bu konuda herhangi bir eğitim aldınız mı? Şöyle bir baristalık eğitimimiz var ikimizin de. Onlarla beraber devam ediyoruz şeklinde. Çok güzel. Peki Büşra Hanım, burayı çok büyük bir emekle oluşturmuşsunuz. Çok sıcak bir ortam oluşturmuşsunuz. Başka şubeniz var mı ya da şubeleşmeyi düşünüyor musunuz? Aslında bu yine ikimizin ortak vermesi gereken kararlardan bir tanesi ama inşallah öyle bir seçenek oluşabilir diyelim biz. Tabii büyümek daha önemli, bizim için daha önemli. Peki burada kaç kişilik bir ortam var ya da işte dışarıdan gelen müşterilerimiz neden sizi tercih etsinler? Taze kahve. Bu çok önemli. Kahve ve doğru demlenme, doğru harmanlanma çok önemli. En büyük sebeplerden bir tanesi bu. İkincisi de manzaramız tabii ki. bunun dışında neden tercih edilmeliyiz? Farklıyız. Farklılıkları seven biriyiz. Evet, gerçekten sevgili izleyiciler, bu farklılığı biz de hissettik. Hem ortamın sıcak olması, manzaranın çok güzel olması İzmir'in Tire ilçesine de bir farklılık getirmiş. Peki Büşra Hanım, bu sektöre girmek isteyenlere söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Korkmayın. Mutluysanız devam edin. Özellikle kadın girişimciler ve benim gibi genç kadın girişimciler olarak korkmayın. Yani önemli olan nasıl mutlu olduğunuz, nasıl mutlu hissettiğiniz. Bunun için de büyük bir cesaret. Başka da hiçbir şey yok. Yolları da açık olsun. Peki müşterileriniz size sosyal medya hesaplarınızdan nasıl ulaşsınlar? Instagram hesabımız ve Facebook hesabımız var. Okapi Coffee diye girdiklerinde direkt ilk sıralamada çıkıyoruz. Bu şekilde bize ulaşabilirler. Aynı zamanda Google hesabımız var. Google hesabımızdan da bütün iletişim numaralarımız, adresimiz ve diğer Instagram sosyal medya hesaplarımız da mevcut. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yüksel Bey, sizin en son olarak sektörle ilgili aktarmak istedikleriniz var mı? Aslında arkadaşım söylemesi gereken her şeyi söyledi. Biraz daha kahve bilincini oluşturmaları gerekmekte. Bunun dışında herhangi bir şey yok. Peki, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, biz bu soğuk havada bir röportaj gerçekleştirdik ama gerçekten ortam çok sıcaktı. Buradaki ikramlar ve buradaki manzarayla biz de gerçekten çok verim aldık. Bizi takip etmeye devam edin, hoşça kalın.